Bu yıl grup falan göçüyor ama Allah'ın izniyle bu koronavirüsü ülke rahatlıklarına hepsini yeneceğimize inanıyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya sağlık getirmesini istiyorum. 2021'de bir dahaki seneye Allah'ın izniyle tüm dünyayı ve Türkiye'yi Edirne'ye ve Kakava Şenliklerine davet ediyorum. Dedik ki bu yıl Kakava'nın o gelenekselliğini, 1400 yıldır devam eden gelenekselliğini kesmeyelim, ara vermiş olunmasın. Ama sağlık tedbirleri nedeniyle de sadece Çeribaşımız, belediye başkanı ve sayın valimiz 3 kişi bütün toplumu temsilen, bütün devleti temsilen, halkı temsilen Kakava ateşimizi yakalım ve baharın bize getireceği bollukla, bereketle, sağlıkla inşallah bu koronavirüsünde ülkemiz çok iyi gidiyor gerçekten. Şehrimiz iyi gidiyor, ülkemiz iyi gidiyor. İnşallah bahar da bu virüsün bir an önce ülkemizden ve dünyadan da gitmesine sebep olacaktır. Ben tekrar baharın müjdecisi olan hem Kakavan hem Hıdrellez'in hayırlı olmasını diliyorum. Roman vatandaşlarımıza, bütün milletimize ve insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Hem Edirne olarak da hem de Türkiye olarak koronaya karşı mücadelemiz kesintisiz şekilde ve sürekli şekilde ve en güçlü şekilde devam ediyor. Tabii ki bu mücadelenin bu şekilde sürdürülebilmesi için belli fedakarlıkları da yapmamız gerekiyor. Şu anda 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız ve 20 yaşın altındaki yine vatandaşlarımız uzun zamandan beri büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Gene pek çok vatandaşımız evlerinde kalmak suretiyle, zaruri haller dışında evlerinden dışarı çıkmamak suretiyle belli bir fedakarlığı yürütüyorlar. Bizim bu fedakarlıkların sorumlusu da aslında bugün burada beraberce yaşıyoruz. Kakava şenliklerimizi de bugün sembolik olarak yapıyoruz. 14 asırlık bir geleneği yine bugün burada sadece 3 kişinin katılımıyla, Sayın Belediye Başkanımızla ve Şehir Başkanımızın katılımıyla bugün burada sembolik olarak kutluyoruz. Her sene Mayıs'ın bu dönemi geldiği zaman Edirne'de bir coşku havası, bir neşe havası ortaya çıkardı. Ancak bugün biz ümit ediyoruz ki yapmış olduğumuz bu fedakarlıklar önümüzdeki yıllardaki yapacağımız şenliklerin çok daha coşkulu olması için bir temel teşkil edecektir. Bu şekilde fedakarlık gösteren milletimizin bütün fertlerine, Edirne'mizin bütün fertlerine buradan teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz mücadelede Türkiye çapında da Edirne çapında da çok iyi sonuçlar veriyor. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok iyi noktalara geldik. Yani örnek olarak verebilirim ki son bir haftanın içerisindeki vaka ortalamamız bir kişinin altında. Yani son iki günden beri de hiç vakamız yok. Son bir haftada sadece 4 tane vakamız var. Şu anda hastanelerimizde kalan vaka sayılarımız son derece, yatan hasta sayılarımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve koronavirüsü de bu şekildeki yapmış olduğumuz etkin çabayla, mücadeleyle yeneceğiz.